Zeki abi tabi Edgar'ın sakatlanması moralleri bozdu. Başakşehir maçında Victor Hugo'da da bir sıkıntı olduğu ama oynayamayacak, oynamayacak. oynamayacak Başakşehir'de. Yok yani orada savunmanın kademesiyle o Hüseyin Türkmen olmuş. Evet oynayacak. Hüseyin Türkmen şimdi tabi transfer politikası da değişti. Evet. Bir sol bek zaten bankoydu, bir kanat bankoydu, bir de onların yanına stoper eklendi. Evet. Edgar sezonu kapattı diyebiliyoruz evet, evet. değil mi abi? Evet. Kapattı. Kapattı, çapraz bağ sakatlığı sonuçta. Bir şart evet. ve zor da bir maç bekliyor bu hafta Trabzonspor'u. Evet. evet. Başakşehir maçı. E, liderle ilgili kulağına gelen başka bir bilgi, istihbarat, transfer olsun, takım içi bilgi, kentin havası. Evet. Şu anda 45 puan, yüzler çok gülüyor. Evet. En yakın rakibinin puanı 36. Evet. Farkı da açıyor. Buyurun. Ya Başakşehir maçının biletlerinin %95'i tükenmiş öyle söyleyeyim. Ya kapalı kişi oynayacak yine Trabzonspor. Şehir müthiş sahip çıkıyor. Yurdun dört bir yanından maçı anlatan geçen maçtaki spiker Batman'dan, Fransa'dan taraftar gelen grupları var. Amerika'dan Yurt dışından zaten gelen Hollanda'dan var. her evet. taraftan dünyanın her tarafından şu anda maç için günübirlik ya da birkaç günlüğüne Trabzon'a gelen e, Trabzon Spor sevdalısı var. E, müthiş bir kenetlenme var. Trabzon Spor tarihin en uzak ara şampiyonluğuna giderken e, üç büyükler e, durdur yani üç büyüklerin Engeline takılmayacaktı, yani takılmadı şu ana kadar. Ancak e, bu tarihi puan farkını bir şey önleyebilirdi. Sakatlıklar, işte Cervignon'un sezonu kapatması, Edgar'ın sezonu kapatması, iki çapraz bağ sakatlığı ki e, hala diyorum o araştırmayı değerlendirin. Bu hibrit çim yüzünden çok büyük yıldızlar çapraz bağ sakatlığı yaşıyor. E, bu hibrit çimden dönülecek mi? Bunun sentetikle gerçek çim arasındaki oranları, iyi değerlendirmek lazım. O santimetre bir milim bile çok önemliymiş. Bunun nasıl değerlendirilecek onlara iyi bakılması lazım. Futbolcular durup dururken yürürken bile çapraz bağ sakatlığı yaşamaya başladılar. Bunu değerlendirmek lazım. Onun dışında Trabzonspor kesinlikle zaten Edgar Afrika kupasına gideceği için zaten stoper alacaktı. Şimdi alacaklar. Başakşehir maçını bir şekilde kotarar Hüseyin Türkmen'le Densville ama eee ligde geçici. ikinci yarı çok çetin. Tabii geçici pasomal olur. Yani. Şimdi e, Kaan Ayhan ismi, Meltgürdür isimleri konuşuluyor. Solbek bek alınacak. Onun dışında e, sağ kenara düşünülen oyuncu Aykollu var. Bak vardı abi. Ben Edin Viska Uğur Uğur. Ya Sivaslı. Uğur Çiftçi konusunda orada tabii bonservise takılıyorsun. Yani 3 milyon euro artı e, bir futbolcu istiyorlar. Belki Uğur Çiftçi de olur bilemiyorum. Abdülkerim Bardakçı Yine konuşulan bir isim Stopere. O dönemde Beşiktaş'ın da istediği bir oyuncuydu. Edin Viska konusunda ben maçtan sonra tekrar bir pazarlığın olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da şu anda kenar oyuncusu olarak birinci sırada düşünülen isim Edin Viska. Efecan Can da düşünülebilir. Ama Bugün devre he. arasında bir İngiliz kulübü Uğur evet. Uğurcanı almak istese, rakamı da verse, parayı da hazırlasa... Rakam kaçtır ama? 17'ye vermemişler geçen. Yok. 13 ya. ve 17 milyon Euro'luk iki teklif geldi. İstese şampiyonluk için bırakmadılar. Satar mısın abi? 25 milyon Euro gelirse satılır ama 20 milyon Euro'nun 25 milyon Euro'nun altına şampiyonluğu kaçırırsın. Bakın. Mı yoksa 6 sezon sonra mu satarsın? 6 ay maçını Uğurcan kazandı. O 3 puan Uğurcan sayesinde cebe girdi. Daha ne 3 puanla kazandı. Çok şey. kazandırdı onu diyorum. Atanla tutanı iyi Trabzonspor'un. Bak Hı. çok eksiği var sağ bekten, sol bekten sıfır verim alıyor. Savunmanın tandeminde Edgar'la Higo'da, Hugo, Vitor Hugo'da da sıkıntı yaşıyorlar zaman zaman. E, orta saha zaman zaman aksayabiliyor. Marek Hamşik e, sadece bütün yük ona biniyor. Bakasetas sakatlıktan sonra forma giremedi. E, Bakayeme yok. Ona rağmen bu takım uzak ara liderse Uğurcan, işte öndeki Cornelius, Canini, Bunların verimi ve Hamşik'in liderliğine borçlu. Tam tam bıçak sırtı değil mi? Şimdi şampiyonluğa gidiyorsun. Kalecine ciddi bir rakam, kafalar karışır. Yok, şu anda 25 Bence milyon Bence sezon milyon sonu sat satılır abi. Zaten sezon sonu Trabzon'dan sadece Uğurcan gitmez bak sezon sonu. Başka oyuncu da yabancı da dahil birkaç oyuncu gider. Çünkü hala bak e, Trabzon Trabzonspor'la ilgili işte Almanya'da yapıldığı artık hep tez konusu Trabzonspor medyada. Yani İstanbul'un üç büyüklerine karşı bu kadar tarihi puan farkı, işte e, bir imparatorluk bilmem ne hep böyle e, büyük ünvanlar veriliyor Trabzonspor'a. E, hatta işte Belçika'nın e, Belçika. Kinek ha, ha dergisinin... Getirdim, bravo. E, Dur bir ekrana getirsin. Öyle abi, mi? Abi, tabii. Tamam. Hazır mı? Hah. Buyur Zeki abi Burada diyor ki e, Trabzonspor'a övgüler yağdırıyorlar. Belçika değil, değil Türkiye'nin Napolis'i Trabzonspor başlığını atıyorlar. Yani Türkiye'nin Napoli'si. Napoli Napoli nedir? Ee, dünyanın en büyük şehir takımlarından biridir Napoli. Taraftar olarak da Trabzonspor'u da hep ikinci sıraya koyarlar. Dünyanın en büyük şehir takımlarından birincisi derler Napoli kimsi Trabzonspor derler. Hala da Napoli taraftarı Trabzonspor'un maçlarını izliyormuş yayıncılık alışkan. Tamam Hamş, evet Hamşik. Istedim. Evet. Ya Hamşik bunu bana orada... bir maçta e, Napoli'de daha doğrusu e, Trabzon Fenerbahçe maçına gitmiştim görevliydim abi. Orada e, İtalya'dan, Napoli'den gelen bir Trabzonspor taraftarı söylemişti. Şimdi Hamşik e, Napoli'de Maradona'yı, efsane Maradona'yı unutturuyor. unutturuyor. Hamşik geldikten sonra Maradona unutuluyor, herkes Hamşikçi oluyor. Hep şunu söyledim ben, yani Avrupa Futbol Şampiyonası devam ederken Trabzonspor, Slovakya milli takım kampına girerek oyuncu kamptayken Hamşik'e sözleşme imzalattırdı. Bu son yıllarda görülmüş en büyük transfer başarısıdır ama Hamşik'i kim biliyor musun? Zoom üzerinden tercüman vasıtasıyla Abdullah Avcı bir görüşme yapıyor. O görüşmede Abdullah Avcı hangi kelimeleri kullandı, hangi cümleleri sarf etti bilmiyorum ama ilk eden Abdullah Avcı olmuş. Hamşik'i. Hamşik Fikri abi, de ilk Abdullah Avcı'dan çıkıyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Bilmiyorum çıplak gözle. Sen izledin mi çıplak gözle? Çıplak gözle için... izleyemedim ben ama. Ben izledim. Abi. Her yerde değil mi koşuyor? Ben böyle bir oyuncu hakikaten... Bir gidiyor ileride basıyor geliyor evet. gözden kaçırıyorsun savunmasına gelmiş. En çok koşan oyuncu üstüne. Gelmiş savunmadan top atıyor ileri. Yani onu gören Abdülkadir Ömür koşacak abi. Evet. Koş, evet her onu futbol, gören Hüseyin Türkmen koşar abi yani utanır yani kendisine. Bir de yani. sadece sağda koşmuyor sağ dışında da koşuyor şunu yapıyor oyunculara şampiyonluk öyle hani e, yeteneklerle güçlü kadrolarla kazanılmaz diyerek şampiyonluğa nasıl gidileceği, nasıl şampiyon olacağını anlatıyormuş. Abdülkadir Ömür bile bizzat söyledi. Vakami, Bizi yemeğe çıkarıyor, şampiyonluğu anlatıyor diyor. Vakami de son durum ne abi? Vakami de son durum, anlaşmışlar Vakami ile. 2,5 milyon euro net rakam bonuslarla birlikte. 3 milyon euroyu bulacak bir rakam anlaşılmış. 2 artı 1 yıllık yeni sözleşme yapacaklar dönüşte. Yani şu anda en üst rakam... Anthony Bakayeme'ye verilecek onu söyleyeyim. Ne kadar verecekler? 2,5 milyon euro net rakam artı bonuslarla birlikte 3 milyon euroyu bulacak bir rakam deniyor. Çünkü başarı bonusları çok fazla. Asist bonusu, puan bonusu, gol bonusu zaten vardı Bakayeme'nin. Sen ne? Bir not yazdım abi. Serdar'a Serdar bir not yazdım. Ben onu biliyordum. Ha isteyen başka aklını çelmeye çalışan bir takım var. Onu herkes biliyor ama oyuncu gitmek istemiyor. Trabzon'da bırakmak istiyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden Trabzonspor'da bunu ne kadar kazanıyor abi? En iyi şartları sunuyor. 1.750 kazanıyor.